Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz? Karamanlı fakir bir ailenin en küçük çocuğuydu. Babası Zümerbank'tan emekli bir işçiydi. Ablası hemşire, abiyi edebiyat öğretmeniydi. Annesi kilise tayin olan ablasının çocuklarına bakmak için gidince babası ve ile birlikte büyüdü. Yıldız Teknik Üniversitesi şehir ve bölge planlama bölümünü kazandı. Üniversite hayatı boyunca hak mücadelesi içindeydim. 2009'da girdiği AKP'nin yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 8 yıl boyunca şehir plancısı olarak çalıştı. Aynı anda şehir plancıları odası yönetimiyle birlikte Bursa'daki imar rantlarına karşı hukuk kavgası verdi. Gün geldi Çanakkale'ye bağlı Kepez Belediyesi'nde imar ve şehircilik müdürü oldu. Çok kez rüşvet teklifi aldı. Hepsini elinin tersiyle itti. Personeline verilen hediyelere karşı bile mücadele etti. Liyakat sahibiydi. Tek derdi memleketinde sadece yasaların hüküm sürmesiydi. Ekrem İmamoğlu'nun başkan olmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü olarak atandı. Saldıranlar PKK'lısınız dedi. Artık İstanbul'daydı. 12 yılda biriktirebildikleriyle Maltepe'de bir apartmanın giriş dairesini satın aldı. Evet, milyarlarca dolarlık rantın döndüğü İstanbul'dan sorumlu imar müdürü, güneş görmeyen iki odalı oldukça mütevazı bir evde yaşıyordu. İstanbul'da yine en iyi bildiğini yapmaya başladı. Nerede kaçak yapı, nerede usulsüzlük, nerede rant varsa ona karşı çıktı. 6 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın kaçak külliyesini mühürlemeye de yıkmaya da bizzat gitti. Ve şimdi Yahya Kemal'in İstanbul'un fethini gören şehir diye adlandırdığı Üsküdar'ı kötü yapılaşmadan ve görüntü kirliliğinden kurtarma projesini hayata geçirmek için yola çıktı. Üsküdar'a tarihine yakışır bir meydan kazandırmayı amaçlıyordu. Bunun içinde yıllardır göz yumulan kaçak işletmelerin yıkılması gerekiyordu. Hakkında yıkım kararı alınan kaçak yapıların sahipleri yargıya başvurdu. Lakin İBB'nin itirazıyla yine mahkeme tarafından yıkım kararının uygulanmasına hükmedildi. Sonuçta kanunun emrini yerine getirmek için İBB İmar Müdürü olarak dün sabah Üsküdar'a gittim. Orada kaçak kafe sahiplerinin saldırısına uğradı. Öğrendim ki saldırıyı gerçekleştirenler İBB İmar Müdürü'ne yumruk atarken PKK'lısınız diye bağırmıştı. Dün yüzü kanlı fotoğrafını gördüğünüz Ramazan Gülten'in hayat öyküsünü okudunuz. Cumhuriyet demek, Anadolu'nun fakir bir ailesinde büyüyüp dünyanın en büyük şehrini hukukla yönetme hakkına sahip olabilmekti. Ramazan Gülten işte o büyük düşün, liyakatli örneğiydi. Yüzünden akan kansa o düşe sokulmak istenen hançerdi. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.